değerli arkadaşlar, değerli YKS 2023 tayfa, hepinize merhaba. Ya hocam artık bitsin bu tereddütler, bitsin bu stresler. Bir an önce üniversitenin kapısından girelim artık diyorsunuz. Ama bitmiyor. Herhangi küçücük bir şey bizim kafamıza takılabiliyor. Bunlardan birisi arkadaşlar, şu an e-kayıt devam ediyor. Bazı arkadaşlarımız yaptı, bazıları yapmadı. Daha sonra sosyal medyalarda şunu görüyoruz. Ben tercihimi yaptım, bana üniversitemden E-Devlet'ten kaydınız alınmıştır diye mesaj geldi. Sonra diğeri gelmeyen tereddüt ediyor. Acaba diyor e-kaydımı yaptım mı yapmadım mı? Arkadaşlar öncelikle e-kaydınızı tekrar görüntüleyebilirsiniz. Eğer e-kaydınızı yaptıysanız, üniversitenizin duyurusunu dikkatlice takip ettiyseniz, onun istediği bir şey varsa onları da yaptıysanız, bu ne olabilir arkadaşlar? Herhangi bir belge yüklemenizi isteyebilir bazı üniversiteler. Ya da sizden bir form doldurmanızı isteyebilir. Bunları da yaptıysanız bunun dışında yapacağınız hiçbir şey yok değerli arkadaşlarım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Dediğim gibi SMS bazı üniversiteler 1 saat sonra atabilir. Bazısı 2 gün sonra atabilir. Bazısı da atmayabilir arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz üniversiteler, özel kurumlar. Sizin yapmanız gereken e-kayıtta hiçbir hata yapmamak. Zaten bizler de bunu vurguluyoruz sürekli arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Bundan sonra yurt, burs, kredi, size lazım olacak her türlü bilgi, belge, duyurular sizler olacak arkadaşlar. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.